Star Trek 3. sezon 7. bölüm ee, üçlemenin bilmiyorum 8'i belki de 4'leme belki de bütün sezona yayılacak bu geçmişin savaş geçmişte olan savaşlardan kalanlar ve hala bize yaşattıkları teması devam ediyor. Hatta burada biraz da ileri de gidiyor. Düşmanınla ne kadar yakınlaşırsın? Düşmanını kurtarır mısın? Düşmanınla ee, bir göreve gider misin? onla ne kadar yakınlaşabilirsin gibi bir noktaya çekiyor. Bölümün başında Galon Donkor diye bir gezegene iniyorlar. Ee, Riker <laughs> Riker, LaForge ve e, Worf. Burada ilginç olaylar yaşanıyor. Gezegende böyle elektronik e, manyetik alan bulut fırtınaları sis var. var. Sis. Aynen sis var. Sis atmış o <laughs> Ortalık karışmış. Geri dönmeleri için sadece 14 dakika var. İşte hemen aksiyonu. Ki uzun süredir bu kadar aksiyonlu bir bölüme girmiyorduk sanki. Çok hızlı girdik aksiyonu. <laughs> Güzel oldu. Orada baştan olaylar geliyor. Bir tane e, Romulan'ı buluyorlar. Romulan gemisi buluyorlar. Romulan gemisi patlamış. E, Yaralı Romulan'ı buluyorlar. O sırada Laforge bir çukura düşüyor. Ama La Forge alamadan geri dönmek zorunda kalıyorlar ve bölüm başlıyor. Güzel aksiyonlu bir bölümdü ya. Dediğim gibi uzun süredir görmedik böyle aksiyonlu bir bölüm. Eee yani hem uzay gemisi dışında gidiyorlar bu bölümde. Hem de abi şimdi biliyorsun ben Star Trek'i nereden izlemek lazım? <laughs> 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 Hep derim 3. sezondan başlayın. Çünkü böyle bölümler var. Neyse. E, şu çok hoşuma giden bir şey benim burada. Bu bölüm de bence yine çok güzel, çok kıymetli bir bölüm. Çünkü hem böyle bir işte Picard tarafında böyle bir şey pazarlığı var. Vay işte Tomalak geliyormuş. Gel bakalım Tomalak. <laughs> Tomalak da müthiş bir isim bu arada yani. <laughs> Tomalak. E, Tomalak gerçekten çok iyi bir isim. Roma, Tomalak, Roma, gel Tomalak geliyor, diyor bana adamımı teslim edin, savaş çıkar. Neutral yıl geçecek herif böyle. Çok böyle şey değil mi yani, soğuk savaş döneminde sanki yazılmış evet. bir hikayeye benziyor. Böyle adeta insanlık tarihinde hani bir e, ateşkes noktasında bir yandan da tutsak askerler var ama tutsak pazarlığı yapılıyor. E, Sınırımı geçtin, geçmedin. Ha, ben diyor Tomalak diyor bana diyor. Şey <laughs> askerim verin diyor. Ben de eğer de komutan Tomalak'sam diye alırım o askeri falan. Bok yok, da vardı yok. bir tane. Bir yandan işte şeyin, e, Jordi aşağıdaki mağaraya düşmüş. Orada o da bir tane e, şey keşfediyor, Romulan keşfediyor Domalak diye onun da ismi. İşte Domalak'la beraber hadi çıkar mıyız çıkmaz biz mağaradan onlar onu tartışıyorlar. Onların arasında zaten bir de böyle kültürel farklılıklar hemen şey nasıl yani körsün ve ailenin yaşamanı izin mi verdi? Ya yani, evet böyle. ne kadar sert oğlum o ya. Çok böyle <laughs> ne diyorsun lan falan diye <laughs> Tabii. Yani insanı kanına dokunan muhabbetler dönüyor orada. E, öte taraftan e, yani işte ya şey yap. bir de üçüncü, üçüncü bir şey var o da çok hoşuma gidiyor işte. Aslında üç, üç şey akıyor bu bölümde. Bak ne kadar dolu, dolu bu bölümler. Üçüncüsü de vay işte gemiye aldığımız Romula'nın kanı Kıtipiyot şeyindenmiş. Buna evet. bir tek Worf kanı uyuyor. İnsanlar Worf Çünkü adam ölmesin. Worf da diyor ki vermem lan benim anam babamı Romulanlar öldürmüş. Bana ne akıyor diyor. Ya kanka versen iyi olur falan. Bu sefer Ryker çıkıyor geliyor diyor ki kardeşim diyor. Yani bak vakti zamanı da sen diyor bu Klingonlarla insanların arasında çok büyük savaş vardı. O vakit işte Klingonlarla da insanlar barış yapamaz diyordu. Halbuki bugün sen Yaptı. geldin bizim gemimizdesin. Yani 3 gün 5 gün sonra sen o kanı vermeyeceksin. Adamın ailesi ölecek. Bu sefer ailesi bize kin gülecek. Bu iş bitmez. Birilerinin diyor bu işten vazgeçmesi lazım. Yoksa savaşın izleri silinmez filan gibisinden. Riker böyle güzel muhabbet yapıyor açıkçası. Hatta Picard da orada o kadar umutsuz bir hale düşüyor ki sana emredemem ama lütfen hani rica edeceğim, yalvaracağım bunu yap diye. Worf yine de kabul etmiyor. Ama Worf'un da işte e, anlayabiliyorsun. 5. İşte bölümü konuşurken bahsetmiştim galiba bu bölümle ilgili. E, çok zor, gerçekten çok zor e, ki tarihteki savaşların <laughs> hep tepeden çıktığını ve halkın aslında sadece o tepedekilerin gazıyla yani karşı tarafı tanımadan konum aldığını görüyoruz. Yani ama birebir bir şey görünüyor tabi sen ona bileniyorsun. Birebir yaşadı işte ailen öldü ne bileyim bir şey oldu. Ama onu öldürenler de emir altındaki başka askerler düz halk değil. Ya yani köylü orada da köylü sen de burada köylüsün ya da normal şehir insanısın orada da, da şehir insanısın. Yani o gidip sana sıkmıyor seni öldürmüyor. Ama düşünceler işte bir noktadan sonra bunu yaşattığı için ki burada da işte Laforge'da la diğer karakterin <laughs> neydi? Bah, Bahman mıydı? Bah, Bohra. Senin dediğin ne? Dolaman mıydı? Ne bir şeydi? <laughs> Dobalak. <laughs> 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 bokra, Bokra karakteriyle de e, Laforge'in yaşadıkları da bunu tamamlıyor. Yani dizi böyle de bir kompleks bir yapıya girmiş bu bölümde. Ya yani Bir tarafta diyalog var. Diğer taraftaki diyalog o tarafı tamamlıyor falan. <laughs> kral ne yazdınız siz ya? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> çok iyi yani. <laughs> Yani Tomalak da böyle şey ya kötü komutan ya kaptan Picard şöyle olsun ben olsun yoksa vururum bombaları falan baya kötü adam Tomalak yani. <laughs> Ama işte o da çok ilginç yani onunkisi de bir o da onun kendi taktiği yani anladın mı? Hani nasıl Picard efendi adam onun da bir taktiği var Tomalak'ın da bir taktiği var. Yani çünkü şey ilginç orada mesela işte senin diyor adamın öldü diyor zaten final sahneler orada iyice dramatik yani. adamın <laughs> öldü diyor. Adam öldüldüğünde Tomalak diyor, vay diyor, ben diyor Tomalak diyor. <laughs> ben diyor Tomalaksam diyor yer diyor. O adam ölen ilk kişi olur diyor. Bundan sonrası da savaş başlar diyor. Hemen disruptorlarına veriyor enerjiyi. Kaptan Picard kalkanları kaldırın diyor, kalkanlar kalkıyor filan. O sırada vay, Jordi gelmiş, yanında bir adam daha varmış. Mesela Picard orada şey, ya bana ne adamdan sıkın falan demiyor mesela anladın? Mı? Yani. Sürpriz. <laughs> Tomada arıyor diyor ki ne olan aşağıda bir adamın daha varmış diyor. Tomalak telefona çıkmıyor bu sefer meşgule veriyor. Kaptan Picard yine de şey diyor bak diyor ben şimdi kalkanları indireceğim. Senin adamını buraya teleport edeceğim. Ama kalkanlar kalkmışken bize sıkarsan biz ölürüz yani. Sen hatta, bilirsin hani. Hatta orada şey benzetmesi yapıyor. yapıyor. Ha? Yani Tomalak yine de cevap vermiyor. Evet. Ona rağmen Picard kalkanları indirip adamı teleport ediyor mesela. Yani barış için aslında hani Worf mesela bir noktadan sonra kanını vermeyi kabul ediyor. Picard yeri geliyor kendisini ve bütün gemiyi savunmasız bırakıyor. Böyle 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 böyle. Savaşı engelliyorlar gerçekten bu bölümde yani. Şey diyor ya orada zaten. Ya tam birebir bağlantısını kuracak e, detay araştıramadım ama po, bir, ikinci bir Pearl Harbor yaratamam burada ya. Buranın bir Pearl Harbor olmasına izin veremem diyor. Hmm. E, Tabi Japon Çin savaşı ile başlayıp sonradan diğerlerinin katılımıyla giriş, gelişen bir savaş o ama Dediğim gibi tam detayını araştırmadım ama benzetmeyi yapıyor. Onun üzerine zaten bu çabayı vermeye başlıyor. Hı hı. Bu da baya değerli yani orası için. Hani e, güzel de bir... Yani Amerika'da bunu verebiliyor olması da güzel. Acaba ne tepki çekti bilmiyorum mesela dönem bu. <laughs> Tabii Amerika'da da işte bir füze krizi olayı olmuş ya onların. Evet. Gerçi bu arada sırf Pearl Harbor'da demiyor. Pearl Harbor ve kolonize... Salamone Setu... diyor galiba. Salamone yani. bir şey diyor yani böyle. Hani o da biraz şey ya hep de dünya tarihinden örnek vermiyorum abi. Koca Federasyon çabası. On da hoşuma gidiyor bu arada yani başka olaylar da olmuş demek ki böyle. Extended universe gibi bir şey kuruyor. <laughs> o da bir salan var Allah bilir Baksan, War, şey Klingon savaşı'nın falan başladığı şeydir. Ki Klingon savaşı benim bildiğim kadarıyla Binary Stars'da başlıyor şeyde. Discovery dizisinde ilk bölümünde Klingon savaşı'nın ilk başlangıcını görüyorsun. Ha. Battle of Binary Stars herhalde o zaman e çünkü şöyle. Kling yani Discovery dizisini yazanlar eğer böyle bir referans anlasalar da o referansı kullanırlardı ama Discovery dizisini yazanlar gerizekalı olmuşlar. <laughs> Sevenleri varmış Discovery'nin yani ama senin dediğin gibi iyi bir dizi ama hani Star Trek dizisi değil babında seviyorlar galiba. <laughs> yani Discovery'nin üstünde Star Trek yazmasa ben derdim ki şey ya böyle Netflix'in beşi bir yerde habire çıkarıp duruyor ya yok uzayda kaybolduk yok Hı -hı. yeni koloni kurduk bir takım diziler çıkarıp duruyor. Onlar gibi bir dizi yani böyle hani ofansif bir şey yok ama Star Trek yazdığı için şimdi yani anladın mı? Kaptan Picard'ın bu dizisinin yanında ben de varım falan diye girmeye çalışıyor. Sen git falan diyorsun böyle. <laughs> Bu 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 aleme yakışmayan bir dizi. Ha hoş yeni Picard dizisi Discovery'den de kötü. Yani ya biz senle şu Next Generation'ı bitirelim. Bitirdikten sonra gel Picard sezon 1'i izleyelim. Onu yapacağız ya. Yani, yani. suratını görmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şimdi de izleyebiliriz istiyorsan arayalım, Picard dizisi. dizisini. Next Generation böyle iyice bir sinsin içine. Şimdi çünkü bak <laughs> ben hep söylerim sezon 3'le başlamak lazım. Ee, yani sezon 3 ile şimdi başladık aslında bak gerçekten. Next Generation bu keyfiyle 5 bölü sezon daha devam edecek abi 5 5. Yani canavar. Next Generation var. insanı kaliteli diziye çok kötü alıştırıyor. Next Generation'dan sonra her şey kötü geliyor ama Star Trek'ler ekstra kötü geliyor. Çünkü hep şey oluyorsun. Bir kere sen öğrenmişsin ya artık federasyon edep, adap, uslüp. Yani burada karşısındaki adam kendisini ateş edecekken kalkanlarını indirip savaşı çözmeye çalışan adamlar Aha. falan var. Yani. Böyle bir kitle bunlar. Hani Bir bölüm, iki bölümlük adam değil bunlar. Ta ilk e, Farpoint bölümünde hatırlıyorsun Ryker'ın kafaya sopayla vuracaklar. Böyle dikiliyor düşmanına karşı. Helal olsun yiğit çocukmuşsun diyorlar. Öyle çözüyor meseleyi falan. Yani bun, buralar falan yok baba. Uzayda de den yolar ateş ediyor gaming yani. New Trek. New Trek dediğimiz JJ Abrams'la beraber başlayan ve dizileri de kapsayan bütün yapı. Yok ya evet şu an <laughs> düşündüğümde darlandım daha zaten. <laughs> İzlersem ne olacak? Hiç bilmiyorum. Bu bölümle ilgili bir önceki bölümden itibaren La <laughs> verilen ağırlık da devam ediyor. Hani ilk sezonlarda karakterler unutuluyor gibi diyorduk. Aynen. Bu sezon çok dengeli gidiyor her açıdan. Karakterler hep hepsi... şekilde bak 3 bölüm konuştuk. 2 yani. tanesi de Worf çok dominant rol oynuyor. Evet. Ve hepsinin de kritik rolleri var yani. Ee, burada da oğlum adam mağaranın içinde metal buluyor. Metale kalıp yapıyor. Kalıba döküyor. O saplama yapıyor. Saplamayla çıkıyor falan. <laughs> güzel kafa yani. Bir mühendis olduğunu da hatırlıyoruz da Forge'un yani. <laughs> yani e, 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 sondaki şeyleri de çok iyi. Mesela bu bölümde de şey çok güzel. Eee şeyin Wesley'nin şey planı radarla algılayamıyoruz herifi ne yapacağız sadece onun vizörünün görebileceği gibi bir sinyal gönderirsek işte onu çözebiliriz falan bak ulan ne kadar güzel fikirler LaFoche yani böyle... da Wesley diyor ya direkt o da güzeldi <laughs> Aynen. yani çünkü işte şey kafası çalışan adam kafası çalışan adamla diyalog kurması yani güzel güzel ya bu da çok güzel örülmüş bir bölüm yani bazı bölümler işte bir önceki bölümde açıkçası bu bölümde örgüsü çok iyi Olay örgüsü çok iyi. Konu konuların kontrastını oluşturuyor. Bir tarafta kötü bir şey yaşanırken onun iyi versiyonu bir sonraki sahnede geliyor. Hı. Aynı sen dediğin gibi bir yerde diyalog kurulmaya çalışıyor. Bir yerde Wolf diyor ki "Ölsün amk. Bana ne diyor?" <laughs> i̇şte diyalog kurmuyor. Öbür tarafta Zoraki diyalog Whatpad kitabı dönüyor. Anladın mı böyle? Yani der, böyle her yerinden tatlılık akan bir bölüm. Çok katmanlı ya. Ya bir de anlatması zor bir konu yani. İyi, iyi kotarmışlar. Bununla ilgili merak edenler olsa No Man's Land diye benim hep övdüğüm bir Avrupa filmi var. Ona da bakabilirsiniz. Onun Hı. biraz onun tadı da vardı. Yani aslında tam No Man's Land'den çıkıp enter, şey federasyon tarafına düşüyor ama aslında iki tane farklı sınırın iki tarafından insanın birbirine yardım etmek zorunda kalması gerekiyor falan. Bunlar hep tatlı konular ve bütün savaşın aslında e, insani yönünü gösterirken filmlerin dizilerin çok kullandığı bir şeydir bu iki tarafın karşı karşıya gelmesi. Bazen birbirini öldürüyor bazen kurtarıyor bazen işte Worf'la olduğu gibi kapışabilirler bunların üçünü de bir araya almış yani öldürmek isteyen var bire bile yardım edip yardım etme arası kalan var ve yardım eden var. Üçünü de gösterme açısından da gayet değerli bölüm dediğin gibi. Var mı ekleyeceğim başka bir şey bu bölümü? Yok Tomalak kral bile bölümün sonunda yola geliyor. Ben diyor Tomalak sana yardım ediyor. <laughs> ben Tomalaksam bu sınırı geçerim kardeşim. Ya ne <laughs> söyledim falan diyor böyle. Ee, olur öyle falan diyor. Belli ki karışmış kral ya falan çekiyor pikarda böyle. <laughs> tam yavşak. Şey. Tatlı, tatlı Picard'ı götürüp sınırdan hadi bakalım sen de buradan devam et Tomalak Tomalak'ta <laughs> Tomalakta tabii sıçmış adam sırtması var mı? <laughs> 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 Sadece bu ekranlarda oynayan aktörler var ya farkındasın değil mi? Evet hani, ya, hiç. O aktörün yerinde olsan çok iyice. O Picard'ı falan görmüyor ya mesela yani anladın mı? Hani diyorlar ki hani Tomalak gel, işte sen böyle dur buradan çekeceğiz seni bir de. O oh, zaman dibinden çekeceksin şöyle bak anladın mı? <laughs> Star Trek taklidi yapalım mı sana? <laughs> Star Trek <direkt> taklidi. <laughs> tamam. Kaptan fümen, her derhal alanımdan çıkmanız lazım. Ya bizim gemi düşmüş ama onu alacağız. Olmaz. <laughs> <Böyle. gülüyor> Birbirlerini görmeden oynuyor olmaları çok ilginç geliyor ya bana. Adama diyorlar ki giy bu saçma sapan kostümü <laughs> ve buradan bir bir bir. bir, bir, bir Anlat. <laughs> yani ya da o sırada karşılıklı oynuyorlar mı diyeceğim. Yok karşılıklı oynamaları mümkün değil değil mi? Yok tabi ekranı sonradan veriyorlar. Yeşil ekran var 89 senesindeydi abi. <laughs> evet yani şey olabilir. İkisinden biri görerek oynuyor olabilir. İkisi aynı anda değil de. Ya tabi Picard bence Tom Alain görüyor. Ha. Yani çekildiği için. Belki Tomadan olduğu kısımda da karşıda o Picard gelip sahne dışından sözlerini okuyor mu acaba? Olabilir. Belki tabi sufle veriliyordur. Ona göre okuyordur. Mesela, mesela Picard yani şey mi veriyor? Ee, Xavier neydi adamı ismi unuttum ya. Yani hep rolleri kalıyor aklımda. Kim? Ha ha. i̇smi ne ya? Aa. Ya işte gördün mü? Picard Picard. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Picard. adım adını unuttuk. Ee, işte Picard mı acaba okuyor ne falan diyecek acaba. Ee, Patrick Stewart, Patrick Stewart ayıp ya <laughs> Picard derim ben geçerim hiç umurumda da olmaz bence Hı. o da alışkın. <laughs> öyle ya, ya okumasa bile birisi okuyordur ya bir şekilde kuruyorlardır yani onu okey bu bölümü de bitirdik 3. Ee, sezona devam edeceğiz şu anda 7. bölüme kadar geldik e, bu tempoyla gidersek herhalde 2 haftaya ya da 3 haftaya kadar bitirmiş olacağız 3. sezonu. Bize yetişmeye çalışanlar ya da yeni başlayanlar varsa da artık planlarlar kendilerini. Öpüyoruz hepinizi kendinize yani, iyi bakın. Çok yakıncı. ilk bölüme bizle beraber başlayanlar yorumlarda hep şey diye cırılıyorlar ya yeterince hızlatmıyorsunuz ben Arkadaşım ben 80 senesinde çekilmiş dizi kadar hızlı bölüm atamam adam zamanı <laughs> Yani haftalık haftalık yetiştirirdik yani de. Tabii. Yani en güzeli biliyor musun? En güzeli bizim bu seri bittikten sonra bizle beraber Star Trek'i keşfedecek tayfa. Aa evet onlar çok şanslı onlar ya. Güzel. O bir gelecek abi. Her bölümün karşılığında bölüm olacak bizim seride. La 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 izleyecek. Tertemiz iş. Onlar çok şanslı. Yerlerinde olmak isterdim. <laughs> çalışıyoruz abi işte. Ya. <gülüyor> <gülüyor> gelecek olacak. Bir tamam. gün göreceğiz. Bu videolar 10 bin, 20 bin, 30 bin izlenecek. Göreceğiz o günde. <laughs> evet ya şey çok ilginç olur bak mesela. Hakikaten bu videoları izlediğinizde acaba Bizim bütün seri bitmiş halde mi ya da ilk çıktığı gün mü izliyorsunuz falan? Yorumlara yazın. Yazın Çam. görelim. Böylece algoritmayı da goncuklarız. Aynen. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz 8. bölümde. Bay bay. Haydi görüşürüz.